AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne gelmeden önce yapımı devam eden Milli İrade Meydanı'nda incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, burada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'tan bilgiler aldı. Ünal, Kahramanmaraş'ta yeşil alan miktarını her geçen gün arttırıldığına işaret etti. Son 4 yılda Kahramanmaraş'ımızda yeşil alan hızla vatandaşımızın, her bir vatandaşımıza düşen metrekare oranı olarak yeşil alan hızla artıyor. İşte az önce bir televizyon yayını gerçekleştirdik. 180 dönüm 15 Temmuz Millet Bahçesi'nden. Şimdi şehrin merkezinde yeni bir meydan çalışması var büyük şehrin. Burayı biz özellikle şehrin biraz nefes alması, gençlerin hem kitap kafe, hem burada bir ibadethane, hem de az ileride şimdi stadyumun yeri Cumhurbaşkanımızın da açıklamasıyla bir millet bahçesine dönüşecek, yeni millet bahçesine. Belediye başkanımız bu, hemen kaç metre orası başkanım? 150 metre. Yaklaşık 150 metre. Aradaki 150 metreyi yolu yer altına alıp burayı da orasıyla birleştirdiğinde yaklaşık burada 100 dönümlük bir yeşil alan ortaya çıkacak inşallah. AK Parti sözcüsü Ünal, şehirlerimizi kültür ve sanat üreten şehirler haline getirmek bizim birinci önceliğimizdir diye konuştu. Bu da Kahramanmaraş'ımızın nefes alması anlamına geliyor. Çünkü bir şehri ve şehrin karakterini oluşturan temel şey meydanlardır. Bir şehrin ne kadar meydanı varsa, ne kadar yeşil alanı varsa, insanların toplanıp bir arada sosyalleşebildiği, konuşabildiği meydanlar olması çok kıymetli. Kahramanmaraş bu açıdan son derece şanslı. Bu çalışmalarından dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönem özellikle çevreye duyarlı, çevreyle insanı buluşturan, çünkü biz tabiatla, doğayla iç içe olduğumuz kadar insanız. Şehirlerimizi daha yaşanabilir şehirler hale getirmek, yeşili ve çevreyi koruyan, aynı zamanda şehirlerimizi kültür ve sanat üreten şehirler haline getirmek bizim birinci önceliğimiz inşallah. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'la yapılacak projeler üzerinde görüştü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın inceleme ve ziyaretlerine AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı İmran Kılıç da eşlik etti. Öte yandan Kahramanmaraş'ta vefat eden iş adamı Ali Galip Çalık'ın kardeşi Mehmet Çalık'ın cenaze törenine katılan Ünal, çıkışta aileye taziyelerini iletti. Bu arada Demirören Holding kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Erdoğan Demirören'in vefatına ilişkin de gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünal, Erdoğan Demirören'in vefatına üzüntüyle öğrendiklerini belirtti. Değerli arkadaşlar, Erdoğan Demirören'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizin güzide bir iş adamıydı. İş dünyasının önemli şahsiyetlerinden birisiydi. Türkiye'nin yatırımlarla ayağa kalkmasında ve Türkiye'nin girişimci ruhunu temsil eden çok değerli, çok önemli bir insandı. Ben ailesine başsağlığı diliyorum. Demirören grubuna taziyelerimi iletiyorum. Allah ailesine ve yakınlarına, sevdiklerine sabırlar versin. Başları sağ olsun diyorum.